Degen'in Suna Kıraç'ın ellerinde doğuşuna tanık oldum. Ne tatlı, ne şeker bir bebekti o. Bir müjdeydi sanki. 15 yıl geçmiş aradan. Yıllar içinde serpildi, gelişti, büyüdü. Ve bu 15 yılda 1 milyon kardeşini kucakladı. Sizlerin elinizde büyüdü, sizlerin elinizde serpildi, güzelleşti. Ve biz bu nedenle sizinle övünüyoruz. Sizi çok seviyoruz. Hepimiz, hepimizden kucak dolusu sevgiler. Çocuklarımızı yetiştirirken onları hayata bağlamak, onları hayata kazandırmak için onlara yaşam becerileri öğretmek lazım. Onların hayatta dimdik durabilmesi için onlara bu deneyimleri küçük yaşlarda vermemiz lazım. Siz bunu çok iyi beceriyorsunuz. Sokağa çıkmak yerine onların o güzel vakitlerini, beyinlerini güzel şeylerle doldurarak yetiştirebilme imkanı sunuyorsunuz bizlere. O yüzden minnettarız. Sizler bu ülkenin geleceği için bilginizi, emeğinizi, kalbinizi çocuklar geleceğe umutla bakabilsinler diye onlara vermişsiniz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız. Sevgili arkadaşlar, ben bilmiyorum biliyor musunuz, mütevelli heyeti üyesiyim. Ama toplantılara zamanında katılmadığım için, daha doğrusu hiçbir toplantıya katılamadığım için beni burada en son buldular. Burası Kenan Doğulu'nun kulisi. O yüzden bu ses, bu yüzden onu izledikten sonra gerçekten çok çok şerefli, çok zevkli bir şey yapıyorsunuz. Çünkü eğer bir gün birine yardım ederseniz ya ona devam edersiniz ya da ben bunu niye yapıyorum ki, benim menfaatim ne dersiniz. Ama yapmaya devam ederseniz vücudunuz hep bir iyilik hormonu salgılar. O sizi de herkesi de iyileştirir. Orada galiba çok iyi ve sağlıklı insanlar var. Hepinizi öpüyorum. Şahane insanlar. Merhabalar. Eğitim gönülleri, çalışanları, dostlarım. Şimdi bir Allah kelamı var. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Şüphesiz bir olmaz. Bir de Hazreti Ali'nin bir kelamı var. Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum. Bu güzel, önemli kelimeyi kendimize monte edelim. Kendimize monte edelim. Ve her şeyin başı eğitimdir düşüncesiyle savaşmaya devam diyorum. Bazen bana soruyorlar, gazetecilik dışında hangi mesleği yapardın, gazeteci olmasaydın neyi seçerdin diye. Hepsine hemen hemen aynı cevap veriyorum. Diyorum ki ya Birleşmiş Milletler ya da dünya çapında bir yardım örgütünde çalışırdım ya da Türkiye'de faaliyetlerini yürüten, başka insanlara faydası olan bir işi yapmak isterdim. Sanırım siz hepiniz tek tek bu işi yıllardır, aylardır ya da bir süredir yapıyorsunuz. Artık çağımız kahramanlar çağının kapandığı bir çağ biliyorsunuz. Fidel Castro gibi bir meydan okumacı, Atatürk gibi şöhretini, hak ettiği değeri savaşlarla, kahramanlık manzumeleriyle alan isimler ya da Muhammed Ali gibi bir centilmen, Pele gibi bir kabiliyet yok. Artık çağımızda kahramanlar böylesine heykelleri dikilen insanlar değil. Sizin aranızda oturan sizin gibi insanlar. Aslında hayatlarını, başka insanların hayatını daha iyileştirmek için, kendileri kadar şanslı olmayan insanlara bir şans tanımak için çalışan insanlar. İsimlerinizi tek tek bilmiyorum ama bilmiyorum siz farkında mısınız? Modern zamanların gerçek kahramanları sizlersiniz.